İktidar kulislerinden iyi haber almasıyla tanınan bir gazeteci arkadaş fısıldadı. Hükümet yeni anayasa tartışmalarını yeni Osmanlıcılık çerçevesine oturtup destek bulmayı planlıyormuş. Hiç şaşırmadım. Öyle ya, vatandaşı ekonomi gündeminden uzak tutmak lazım. Yapay bir gündem icat edeceksin ki millet gerçeklerden kopsun. Tek başına yeni anayasa diyerek insanları ekonomi gündeminden uzaklaştıramayacaklar. Bunu bildikleri için yeni bir sosla servis etmek lazım. Osmanlıcılık mı? Yoksa cumhuriyetçilik mi? Bu dünyanın en aptalca tartışması. Siz hiç Romalılardan nefret eden İtalyan gördünüz mü? Veyahut cumhuriyeti feshedip bir imparator tarafından yönetilmek isteyen İtalyan 1789'da Fransız halkı, ihtilal yaptı, kraliyet ailesini tepeledi. Ama bugün hiçbir Fransızdan tarihlerini gömen, inkar eden bir cümle duyamazsınız. Aynı Fransızlar, asla Fransa'nın bir hanedan tarafından yönetilmesine rıza göstermez. İngilizler, sembolik olarak kraliyeti korusalar da demokrasiyi feshedip yeniden krallar tarafından yönetilmeyi akıllarından bile geçirmezler. Çinliler, Almanlar, Ruslar, Yunanlılar, İranlılar ve diğerleri. Hiçbir millet, kendi tarihsel kimliğini reddetmez. İmparatorlarını, krallarını, çarlarını saygıyla anarlar. Ancak hiç kimse o günlere geri dönelim diye aklından bile geçirmez. Bu saçmalık bir tek bizde var. Cumhuriyet, Türk devletinin yeni rejimidir. Padişahlıktan cumhuriyete geçiş, Türk milletinin yönetim modelini çağın gereklerine göre yenilemesinden ibarettir. Cumhuriyete sahip çıkarken Osmanlı dönemine düşmanlık etmek manasızdır. Tıpkı Cumhuriyeti ortadan kaldırıp yeniden padişahlık istemenin aptalca olması gibi. Selçuklu, Osmanlı, Türkiye birbirinin devamıdır. Ülke aynıdır. Millet aynıdır. Medeniyet aynıdır. Değişen sadece devletin yönetim şeklidir. Bunu anlamak bu kadar zor olmasa gerek.